Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni videoya, yepyeni bir günle birlikte hoş geldiniz. Cuma gününüzün keyifli geçmesi dileğiyle. Dün, yani Perşembe günü başlayan, Amerika'da gerçekleşen San Diego Comic Con etkinliği kapsamında PlayStation kanadından 20 Ekim tarihinde çıkacak ve belki de önümüzdeki aylarda en çok beklenen oyunlardan bir tanesi olan Marvel Spider-Man'in devam niteliğindeki oyunu Marvel Spider-Man 2 için yepyeni bir hikaye fragmanı paylaşılmış. Sosyal medyada fragmanla ilgili görseller gördüm ama fragmanı izlemedim. İlk defa sizlerle birlikte ben de bu videoda izliyor olacağım, görüyor olacağım açıkçası. Bir reaksiyon videosu, bir tepki videosu hazırlamak istedim. Önce gelin bir videoyu izleyelim, ne gösteriyormuş bir görelim. İlk oyunla olan değişimleri veya nasıl devam edebilir teorilerini sizlerle birlikte konuşalım. İstiyorum. Buyursunlar. PlayStation sunar Marvel Spider-Man 2. Hem de 4K. A lot's happened in the last 10 years. It's a miracle I'm even sitting here now. I got a second chance. And I'm going to take advantage of that. But I need you with me, Pete. We're going to heal the world. Guys, this is my best friend, Harry. Hey, good to meet you. New job, huh? Just even have time for tutoring? We'll figure it out. I didn't know there were bears in these woods. Hey, MJ, I have another name for you. Kraven. He's here on some kind of hunt. No, if you need me, I'm just a call away. Lee, you don't know what you took from me. All Miles talks about is how to be a better Spider-Man. How to help you. What the hell's going on with Pete? He's not himself. Go help him. This was our dream. I'm not going to lose him. We're going to heal. Whoa! Be greater together. 20 Ekim 2023. Vay! Çok, ya bir şey değil mi? Bayağı gaza getirici bir fragman ve çok güzel bence değinilmiş noktalar var. Hemen hızlıca isterseniz bir bakalım. Ben oyun için beklentim zaten çok yüksek. Çünkü ilk oyunu inanılmaz beğenmiştim. Benim Spider-Man'in ilk oyunuyla alakalı beni rahatsız eden tek şey, yani bir noktadan sonra sıkıldığım şey, belki de arka arkaya çok uzun süre oynadığım için olabilir. Ana hikaye çok güzeldi. Şehirde dolaşmalar, yan görevler vesaire, eyvallah, okey. Ama ek paketlerde bir yerden sonra sıkılmıştım. Hani birkaç tane ek paketi gelmişti oyunun, hatırlarsanız. O ek paketlerde belli noktalarda artık bir yerden sonra sarmamaya, sıkmaya başlamıştı. Ama ana hikayesi gerçekten çok güzeldi. Baştan sonra çok güzel. Miles Morales'ı ayrı sevmiştim. Onun yeri de ayrı. Gerçekten çok çok keyifliydi. Şimdi burada ben birazcık fragmanın şeyini yapacağım. Hızını yavaşlatacağım. Mesela 0.5'i alayım. Sesi de şöyle kapatalım, üstüne konuşalım. İlk defa zaten şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Burada durdurayım hatta. Efendim, ilk oyunu izlememiş ya da oynamamış olan arkadaşlar, burada ben elimi indirinceye kadar, yani kulaklıklarını kısarlar ya da sesi kapatırlarsa harika olur. Söylüyorum. İlk oyunun sonunda biliyorsunuz, oyunu oynayan arkadaşlar ya da izleyen arkadaşlar, Harry Osborn'un babası tarafından bir kapsül içerisinde hani... tutulduğunu, aslında Harry Osborn'un böyle şehir dışında olmadığını da babasının kontrol altında olduğunu görmüştük. Şimdi ise bu fragmanda Harry Osborn'u görüyoruz. Harry Osborn'un bu hikayede bir yeri olacak belli ki. Bayağı önemli, kilit bir rolü olacak belli ki. Burada söylediği bir söz de fragmanın sonunda Venom'un söylediği sözün aynı olması benim dikkatimi çekti. Yapımcı şunu söylemişti. 0.5'te çok mu yavaş oldu? Dur 0.75'i alalım. Burada dünyayı iyileştireceğiz diyor Harry Osborn ve aynı zamanda Venom'da fragman içerisinde dünyayı iyileştireceğiz gibi bir şey söylüyor. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi bence şu, Oyunda yapımcı şunu söyledi. Normalde Eddie Brock Venom'a dönüşüyordu ya. Bu hikayede Eddie Brock Venom'a dönüşmeyecek. Bence Eddie yerine oyun içerisinde düşmanlarımızdan bir tanesi, yani Venom'un daha doğrusu o simbiyotun vücuduna bulaşan ve onun kontrolü almasına izin veren kişi bence Harry olacak. Harry Osborn karakteri daha öncesinde modellenmiş, oyunda gördüğümüz, sadece sesini duyduğumuz ya da işte notları mı? Ses duyuyorduk ya, not okuyorduk onunla alakalı, öyle hatırlıyorum. Ama ilk defa yüzünü görüyoruz Harry Osborn karakterinin. Bence güzel bir modelleme olmuş. Mary Jane değiştirilmiş modellemesi bence çok daha güzel olmuş. Hani eski Mary Jane de çok güzeldi, hani Mary Jane modellemesi. Ama hani yaşlar ilerledi. Sonuçta ilk oyunun üzerinden belli yıllar geçti. Herkes hani daha da olgunlaştı. Belli bir yaşını aldı. Bence Mary Jane bu haliyle güzel olmuş. Keza remastered versiyonuyla Spider-Man'in de tiplemesi değiştirilmişti. Onu da hani biraz daha yaşattığını görüyoruz. Burada en çok Miles'ın tipini beğendim. Miles gerçekten hani o rapçi havasına daha da bürünmüş. Kendine ait bir tarz. Bence bu oyun içerisinde şöyle bir şey olacak. Harry ile Peter'ın arasındaki arkadaşlık ilişkisinden dolayı Miles'la Peter arasında böyle bir gerginlik, böyle bir ufak bir uzaklaşma olacak. Bunun da oynanışa yansıyacağını ben hissediyorum açıkçası. Ben en azından izlediğim fragmandan onu hissettim şu anda. Ulan ben bunun hızını arttıracağım, yavaşa gelemiyorum ya. Biliyorsunuz oyunda hani Kraven olacak. Kraven ve ekibi olacak. Düşman ekiplerimizden bir tanesi. Yine esprileriyle ön planda olan bir örümcek adam görecek gibiyiz. Bu arada şu sahne benim oldukça hoşuma gitti. Biliyorsunuz oyunda şehirde dört bir yanda özgürce dolaşabilme olayını bize yine sağlıyor olacaklar. Şehri büyüttüklerini söylemişlerdi. Grafiksel anlamda hem şehrin çevre modellemesini hem iç modellemesini çokça geliştirdiğini söylemişti yapımcı. Hani ilk oyunda mesela Queens falan eyvallah vardı ama ilk oyuna nazar ikinci oyunda Queens'in çok daha geniş kapsamlı ele alınacağını söylemişti. Burada daha önceki Spider-Man oyununda bu glider mı deniliyor? Koltuk altlarında bakın şöyle bir cihaz var örümcek adamın. Böyle bir şey hangi kıyafetindeydi hatırlamıyorum ama ilk oyunda var mıydı böyle bir kıyafet bilmiyorum ama hoşuma gitti. Yani şu manzarada en azından yüksekten atlayıp böyle uçacak olmak falan hoşuma gitti. Mary Jane'i en net gördüğümüz yer bence güzel olmuş. Hani bilmiyorum sosyal medyada bunun hakkında ne konuşuldu, insanlar nasıl yorumladı ama bence Mary Jane'in modellemesi güzel olmuş. Sırıtmıyor yani. Bu oyun ilk oyuna göre çok daha duygusal bir oyun olacakmış gibi hissediyorum ben. Ve hikaye sunumu da daha sinematik bir sunumla bizim karşımızda olacak gibi hissettirdi bana bu fragman. Evet, burada Kraven'ı görüyoruz. Oyundaki baş düşmanlarımızdan bir tanesi olacak. Zaten orada da Peter MJ'ye şey diyor, hani araştırması için Kraven'dan bahsediyor. Büyük ihtimal Kraven'la ilgili bilgileri de MJ'den alacağız hikaye içerisinde. Ben öyle algıladım. Bu sahne direkt bana Uncharted 4'ü hatırlattı bu arada. Hatırlar mısınız bilmem, bir resepsiyon görevi vardı. Bir özel bir mekana giriş görevi. Nathan Drake böyle takım elbise falan giyiyordu. Direkt burası bana onu hatırlattı. Gerçekten bu fragman güzel hazırlanmış bir fragman olarak geldi bana. Çünkü sinematik sunumu böyle harbiden fragmandan bile hissediyoruz. O noktada hoşuma gitti. Bunun dışında burada işte ilk defa simbiyotun yetkililer tarafından, Oscorp yetkilileri tarafından fark edilişini görüyoruz. Zaten fragmanda bir sahne var. Dikkat ettiyseniz göreceğiz. Ben Harry'nin Venom'un bedenine bürünecek olmasını biraz da ona yordum açıkçası. Burada ilk simbiyotla etkileşim var. Burada dediğim gibi ihtiyacın olduğun zaman beni arayabilirsin Peter, bana ulaşabilirsin Peter demesi. Hani Peter şimdi bedenine bir kere Venom simbiyot bulaşacak. Venom'la bir bütünleşecekler. Peter'ın hani dark tarafı, karanlık tarafı, o sinirli tarafı biraz ortaya çıkacak. Bunu çizgi romanlardan, filmlerden zaten az çok hatırlarsınız. Hani Venom'la birlikte bütünleşen Peter'ın karakterinin biraz değiştiği, o alışık olduğumuz karakterinden biraz çıktığını oyunda göreceğiz. Aynı zamanda Harry'nin de şehre gelmesiyle, arkadaşların arasına girmesiyle dediğim gibi bence Miles arasında böyle bir uzaklaşma olacak. Ama yaşadıkları bir şeyde Miles diyecek ya abi bak hani yapma geçmişimiz var. Hani istediğin zaman arayabilirsin duygusallığını yaşayacağız gibime geliyor. Efendim bunun dışında şu karakter, ya ben şeyi hatırlayamıyorum. Bakın burada mesela Miles'ı görüyoruz. Miles şey diyor, benden neler aldığını tahmin bile edemezsin. Yani benden sevdiklerimi aldın diye. Burada Miles Morales eklentisinde yaşananlara biraz vurgu yapılıyor gibi. Bu adam şey miydi ya? Böyle Japon mu Çinli bir abimiz vardı. Bu adam o mu? İlk oyundaki o eleman mı? Yani ana oyundaki eleman mı? Mesela bu karakter Miles Morales'ta var mıydı? İnanın hatırlamıyorum ben. Böyle şey olan bir karakter vardı. Bembeyaz ışık saçan böyle samuray kılıçlı bir düşman vardı ilk oyunda. Hatta May Hala ile aynı yerde çalışıyorlardı. May Hala'nın patronuydu falan. O adam mı yoksa başka birisi mi? Benim aklım karıştı. Orada siz beni bir yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. Çünkü gerçekten hani yıllar oldu oynamadım. Unutmuşum da. Aslında Spider-Man 2 çıkmadan böyle Spider-Man ve Miles Morales birlikte belki bir tek video bir seri düşünebilirim yani hikayeyi hatırlamak için. Bakalım. Burada Miles'ı görüyoruz. Miles zaten o bildiğimiz o standart kostümüyle. Mesela şuradaki karakteri çıkaramadım tam olarak. Bu kim? Ben çıkaramadım. Bilen varsa yorumlarda yazsın. Yeni bir düşman vesaire olabilir. Ya da şey olabilir. Harry biri olabilir. Hani bir kostümle karşımıza çıkıyor olabilir. Oscorp teknolojisi bir kostümle. Oranın yorumunu size bıraktım. Yine bolca aksiyon vesaire görecek gibiyiz oyunda. Burada polis memuru ablamız vardı hatırlarsanız. Şu ablamız o polis memuru ablamız galiba. İlk oyunda da telsizde falan çokça haberleşiyorduk kendisiyle. Tam adını hatırlayamadım ama siz benim demek istediğimi anladınız. Burada da önemli bir göreve giderken Spider-Man hani üstüme düşeni yapacağım merak etme gibisinden bir şeyle bakıyor. Burada Venom'un ilk gelişini görüyoruz. Burada Peter bu arada. Miles ilk defa Peter Venom girişiyle görüyor belki de bilmiyorum. Ama buna benzer zaten oynanış fragmanında daha önce çıkan bir oynanış fragmanında bu sahneyi görmüştük. Burada MJ'yi görüyoruz. Arkada yine Venom var. Burada Peter'ın Venom hali mi yoksa Harry'nin Venom hali mi olacak bilmiyorum ama bence kesinlikle bu oyunda Venom için bulaştığı karakter sürpriz olacak diyorlardı. Hani simbiyotun bulaşacağı Peter dışındaki karakter sürpriz olacak diyorlardı. Bence o Harry olacak. Çok da bir sürpriz olacağını zannetmiyorum ama beklenen bir şey bence. Buradaki abi şu şey çok iyi. Yani şu buna sinematografim diyorlar artık, bu açı mı deniliyor neyse, karakterin yüz ifadesi, o korkusu fragmandan bile o gerilimi hissediliyor yani, çok iyi olmuş. Gene iç mekanlarda bolca kavgamız gürültümüz olacak belli ki. Simbiyotun belli şeylere de hani ana karakterler dışındaki karakterlere de bulaştığını burada net bir şekilde görebiliyoruz farkındaysanız. Bulaşacağını görebiliyoruz. Yo hayır öyle bir şey değil, bulaşma yok galiba, dur bakayım. Ben yanlış gördüm. Venom sanki o yaratığı mı alt ediyor? Bak. Ha evet evet bir şey oluyor orada ya da çan çalıyor. Venom böyle pırt, o garip bir sesten rahatsız oluyor. Onunla alakalı da bir şey olabilir. Kraven ve ekibini bir kere daha görüyoruz burada. Burada Harry'i görüyoruz tekrar. Bu sahneyi daha önceki fragmanda da görmüştük. Bence Harry'den sonra hemen Venom'un gösterilmesi, bak Harry olacak kafasında. Burada mesela şeyi çok merak ediyorum. Bence oyunun en duygusal sahnelerinden bir tanesi olabilir. Veya heyecan verici. Şu nokta gelirsek hemen. Şurası. Çok hani acıklı bakıyor. Yani bir şeye çok üzülmüş şekilde bakıyor. Ya da birisinin acı çektiğini düşünerek bakıyor. Arkada da bak böyle demirler, borular falan var. Belki de hani bir Venom'la savaş sırasında Harry'e bir şey olacak olmasından böyle da olabilir. Mary Jane ona da üzülüyor olabilir. Bilemedim. Tam bu sahne. Önemli sahnelerden. Harry Osborn'la babası Oscorp binasındalar ya da evlerindeler. Arkada bakın simbiyot var. Yani bu simbiyot benim gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle hani simbiyotla Harry'nin bir alakası net olacak gibi düşünüyorum. Harry olmazsa babasıyla, ya babası ya Harry'ye kesin o simbiyot bir bulaşacak diye düşünüyorum. Burada da zaten şu sahnede Peter'ı görüyoruz. Peter'ın arkasında konuşan bir Venom'umuz var. Burada da dünyayı iyileştireceğiz demesiyle, fragmanın başında Harry'nin dünyayı iyileştireceğiz demesini ben aynı kefeye yordum. Şu tasarım çok iyi ya. Gerçekten çok iyi olmuş. Şu tasarım çok iyi olmuş ya. Yani harbiden tüylerim diken diken oluyor. Tarihi yaklaştıkça 20 Ekim'de arka arkaya bölümlerle en hızlı şekilde, ki yeni çıkan oyunlarda özellikle böyle çok beklediğim oyunlarda ne kadar hızlı paylaştığımı bilirsiniz, videoları en hızlı şekilde sizlere sunacağım. Oyun Türkçe gelmeyecek diye biliyorum ama inşallah bir haberi çıkardı Türkçe gelir. Böyle efendim. Fragman oldukça hoşuma gitti, oldukça keyifliydi. Bir de şeyi duyurmuşlar gördüğüm kadarıyla. Bir Spider-Man 2 PlayStation 5 bundle'ı duyurmuşlar. Bir de ona bakalım. Miles, I need your help. What is this stuff? Wait, Pete, I got an idea. Nice! One more time! On three! One, two, three! Oy. Bayağı kontrolcü bayağı güzelmiş lan. Konsol da çok güzel gözüküyor. Evet, PlayStation Marvel Spider-Man 2 bundle'ı, PlayStation 5 bundle'ı güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Yani alanına hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Alanına hayırlı olsun diyelim. Yok, gofret mi o? Gofretmiş. Evet, bu şekilde. Vallahi arkadaşlar ben beğendim. Heyecanıma heyecan kattı. Eğer sizler de heyecanlandıysanız yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin. Ya da heyecanlanmadıysanız bunun sebebini aşağıda yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Güzel gözüküyor. Ben ilk oyuna nazaran daha uzun ve daha dediğim gibi sinematik ve daha duygusal. İlk oyunu da çok duygusal yerleri vardı. Özellikle ek paketinde. Yani Miles Morales eklentisinin de, ek paket demeyelim de ona, hani Miles Morales kısmının da duygusal yerleri vardı. Ama bu oyunun daha fazla olacağını ve işte mesela Harry ile babası arasındaki çatışma, işte Venom'un bedene girişiyle birlikte Peter'ın belki işte şeyle, adını siz söyleyin, Mary Jane'le, efendim söyleyeyim, Miles'la olan uzaklaşmalarını vesaire daha net görüp daha sonrasında belki tekrar bir araya gelişlerini çok daha hani duygusal ve net bir şekilde göreceğiz, hissedecekmişiz gibi hissediyorum ben açıkçası. Sizler de düşüncelerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu videodan şimdilik bu kadardı. Düşüncelerimi, fikirlerimi aktardım. Umarım ilk oyunun üstüne koyan ve çok başarılı, unutulmaz bir yapım olur. Görüşmek üzere. Razer'sındu. Hoşçakalın.